Anılar vardır, sisli, silinmez gözlerinden. Anılar aklıma geldikçe şaşarım kendime. Neler neler görmüşüm ben o günlerde. Anılar koşuştular, hepsinde sanmışım. Ben Romalı Perihan, size başımdan geçen bir olayı anlatayım. Fahri Bey'in Dalyan gazinosuna Bülent Ersoy'lu kadroda ben renk solist olarak çok büyük bir hazırlıkla, rahmetli Muhalle Hanım, bugün Canan Yakan'ın annesi, çok sevdiğim muhteşem bir haute couture beni hazırladı. İşte yurt dışından olağanüstü rakamlarla, büyük modellerle günlerce uğraştık. İşte premier, gecenin en şık kadını ben olacağım filan. Herkes o sevdadaydı o zaman. Sesimiz nasıl olsa vardı, fizik de yerinde. Belli bir saz arkamızda zaten çok rahatız. Fakat giysi çok önemliydi. Çünkü sosyete geliyordu. Giysini beğenmezse bu sefer olmamış diyorlardı. Resmen yani. Bu önemli de o zaman. Bana da yavru ağzı danteller içinde, böyle patilerin üzerinde güller olan, elinin üstünde güller olan, pati derim çünkü kediyi çok severim ben, güller olan harika bir kelebek gibi bir giysi dikmişti. O giysimi giyeceğim diye ben bir gece uyumadığımı bilirim yani. Bir de şeyin heyecanı var, sahne heyecanı. Bülent'in sahnesi de çok kalabalık, çok elit olurdu ilk zamanlar. Olağanüstü insanlar İstanbul'dan özel uçaklarla gelirdi bizi seyretmeye. Birim de alt kadromuz vardı. Belli kişiler onlardı, belli kızlar. Fakat tam sahneye çıkacağım, hiç unutmuyorum. Sahne müdürü Perihan Hanım dedi, sıra sizde. Peki diye ben koştum, cici elbisem kutu içinde göndermiş Mahalle Hanım. Burhan abi de o zaman işte müdürüydü Maxim'in. Bizim kadroyla beraber o da geldi İzmir'e. Bizi organize edecek çünkü Fahri Bey gelmezdi öyle büyük şeyde. Burada da iş olduğu için. Tam elbisemi giyeceğim. Çok büyük heyecanla kutuyu açtım. Böyle deliler gibi makyajım yapılmış. Elim ayağım, ayakkabılarım, her şeyim tamam. Tam kostümümü giyeceğim, kutuyu bir açtım baktım. Lime lime makasla doğranmış. İşte orada alt kadrodaki sanatçılardan bir tanesi yapmış olacak ki Burhan abi kıyameti koparmıştı. Yıkmıştı orasını, siz bunu nasıl yaparsınız benim solistime diye. Ve ben hüngür hüngür ağlayarak otele komiyi gönderdim. Bir elbisemi aldırttırıp eski elbiseyle, yine de çok güzeldi giydiğim eski olmasına rağmen, ama çok üzülmüştüm. Bu bende büyük bir yer yaptı. Görünce seni, yıllardır beklenen sevgili geldi dedim. Görünce seni, bir anda değiştim, nasıl da seviverdim. Sesini duyunca, elini tutunca, dünyalar benim oldu. Oturduk yan yana, içime sevgin doldu. Görünce seni, Tanrı'ya yalvardım ayırma bizi diye. Yeniden doğdum sanki, başlayan her günüm seninle birlikte olacak biliyorum. Görünce seni, gülüşün bakışın çıldırttı inan beni. Görünce
Bir zamanlar, bir zamanlar, bir zamanlar, bir zamanlar, bir zamanlar.